tarafta Nisa'nın çarmıha giriliş sahnesi. Hepimizin bildiği olay orada gösteriliyor. Hemen bahsetmiş olduğum Tanrı resmi, Tanrı'nın resme döküldüğü yer ki, bakın hemen ortada kafasında üçgen olan kişi Tanrı olarak çizilmiş. O üçgen de o Hristiyanlıktaki üçleme, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesini gösteren üçgen. Hemen en üstte bakın sakallı, Beyoncé'ye benzeyen böyle biri bir adam oturuyor şu anda. Etrafında İsa, melekler olan resim. Hemen karşıda duvarda alınlıkta olan bakın. O resimde de Meryem Ana'nın cennete yükselişi anlatılmış. Öldükten sonra cennete yükselmesi. Onun haricinde yine işte bakın yukarıda bebek İsa'ya sunulan hediyeler var. Bebek İsa doğduğu zaman 3 tane Yahudi kralın getirdiği haç ellerinde krallıkla ilgili sağ tarafta ilk doğumda sunulan hediyeler var. Onun haricinde genelde kiliselerde duvarlarda gösterilen resimlerde İncil'den hikayeler boyanmıştır. Bunların içerisinde mesela o bebek katliamı vardır. Hani Yahudi kralın kendi imparatorunun sonunu getirecek olan bebekle ilgili olarak o dönemde doğmuş olan tüm erkek çocukları öldürmesiyle ilgili o katliamla ilgili bezemeler vardır. Onun haricinde yine İsa'nın yapmış olduğu mucizeler vardır. Kör birinin gözlerini açması, ölen bir çocuğu diriltmesiyle ilgili olan eşek üzerinde bugünkü işte İsrail'in olduğu bölgede, Kudüs'ün olduğu bölgede yapmış olduğu o küçük bir gezinti. Ama o eşekle beraber mutlaka gösterir. Çünkü eşek de onlar için adı geçen İncil'de olduğu için kutsal bir hayvan olmuş. Bu hikayeler o dönemlerde duvarlara boyamayla yansıtılıyor. Sebebi de şu, okuma yazma oranları çok düşük. İnsanlar anlatılanları ya da İncil'i kolay anlasın diye bu boyamalar, resimler yapılmış duvarlar. Bugün bu resimlerin en eski örneklerini, en iyi örneklerini bizim ülkemizde, Anadolu'da görme imkanımız var. Milattan sonra 7. yüzyıl, 6. yüzyıl, 8. yüzyıl duvar boyamalarını görebiliyoruz. Hatta